Halktan sıradan insanlar değer bilirler. Sizi izlerken gülerler. Champions, champions. Paralarıyla satın alabilecekleri daha iyi bir komedyen yoktur. Madem elimizde bu var, tadını çıkaralım diye düşünürler. Öbür tarafta zengin kadın kocasına eğilir şöyle der. Hulusi Bey, bundan eve de alalım, maymunumuz sıkılmasın tek başına. On Power FM. İyi akşamlar dinleyiciler. Pazartesi akşamı Power FM'inde bir klasik Bay J huzurlarınızda. Peki siz Bay J'nin bugüne kadar sunduğu en çirkin programı dinlemeye ne kadar hazırsınız? Ay, tatil sezonu ya. Ay, ilk anonsun sonunda anlamış olacağız. Burçin içeri dalacak ve bana diyecek ki her şey yolunda Bay J. İnsanlar sana çok alışmış. Anlattığın saçmalıklar onları bozmuyor. Veya şöyle girecek. Bay J, her ne yapıyorsan tam tersini yap. Ratingimiz pimpon maçı yayınlayan küçük bir Anadolu yerel yayın radyosunun altına düştü. Şirket hisseleri faciane düşüşe geçti. Lütfen Bay J, ne olur sus git bir şey yap. Ben o kadar önemli biri değilim. Hiç o kadar önemli biri olmadım hayatta. Hiçbir zaman. Belki sadece oğlum için önemliyim mesela. Ona hep şey diyorum. Seni gereğinden fazla seviyorum çocuğum. O da bana diyor ki ben seni gereğinden çok çok daha fazla seviyorum. Babasının oğlu. Ay. Annemle babam da seviyor sanırım beni ama itiraf etmekte zorlanıyorlar. Çünkü istedikleri oğul olamadım ben onlara. Evet. Yani onlar yüksek etik ve ahlaki değerleri olan bir doktor olmamı bekliyorlardı. Bense bu oldum bu. Et ve et ürünlerini yemeyi çok seviyorum. Belki de ondan kilo veremiyorum. Aslında ben kilo verebiliyorum. Sorunum istemsiz bir şekilde kilo alıyorum. Ben de yoksa kilo vermesine veriyoruz da. Mesela bir arkadaşımla satranç oynuyoruz. Sonra bir anda kendimi koca bir parça et yerken buluyorum. Mesela mahkemeye verseler gereksiz yere şişmanlıyor diye ehliyetim yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum mesela. Aldım mı? O et ne zaman elime geldi? Ne zaman mangalda pişti? Niye elle yiyorum? Hiçbirini hatırlamıyorum ama o et yeniyor. Et yemeyi çok seviyorum. Yani bazı hayvanlar sadece biz yiyelim diye yaratıldı. Buna inanıyorum. Belki de inanmak istediğime inanıyorumdur bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir nehirde veya denizde karım ve çocuğum boğuluyor olsalar, yanlarında da bir torba bonfile duruyor olsa hangisini kurtarırdın Bay J sorusuna cevap vermekte zorlanmam. Karımla çocuğumu kurtarırdım. Çünkü bonfileden nefret ederim. Ne öyle yağsız, ben T-bone severim, kaburga severim, hayvansal yağın içine karışmış et severim. Beni aptal bir bonfileyle kandıramazsınız. Bir de pahalı yağsız diye. Şu olayı bilirsiniz. Uçakları dağa düşen yolcuların hayatta kalmak için ölen yolcuları yemeleri, hatta filmi çekilmişti filan. Geçen izledik de yine bir arkadaşıma diyor ki Bay J iğrenç bir şey diyor, bu ölsem yapmazdım. Filmin adı Alive. Güney Amerikalı bir futbol takımının uçağı, takım arkadaşlarını yiyorlar filmde, hayatta kalıp kurtuluyorlar. Kız arkadaşım bana dedi ki sen yapar mıydın? Şey dedim, yani yamyamlığı tasvip etmiyorum ama anlıyorum, yani et yemeyi çok seviyorum, hayatta kalmayı da. Bir o kadar hayranlıkla takip ettiğim bir konu hayatta kalmak. Uçak kazası, ölen yolcular, dayanmam gereken soğuk. Yani bu dataları birleştirince 1+1=2 pirzola zamanı. Yani uçak kazası mı? Hadi ben bir optimistim. Barbekü partisi diyelim istersen. O filmi izleyeli beri her uçağa bindiğimde sırt çantama ketçap mayonez koyuyorum. Mesela şişman bir kadının yanına oturduğumda yuh diyorum. Bu en şanssız ve en şanslı günüm olabilir. Şunu söylemek istiyorum. Siz zenginler istediğiniz her şeyi istediğiniz anda ulaşabileceğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Yapmıyorum anonsu. Evet. Yok, şaka ediyorum. Ben zenginleri de en az fakirler kadar çok seviyorum. Özellikle bana bir şeyler satın alan zenginleri. Size kızdım çünkü siz bana hiçbir şey vermeyerek benden faydalanan zenginlersiniz. Onun için. You're listening to Bay J on Power FM. Selam millet, keyifler nasıl? Tatil yapıyor musunuz? Ben yapmıyorum. Bak canlı yayın Power FM. Ya üzülmeyin. Tatile gidemeyen bir sürü insan var. Hemen hepsinin morali bozuk. Bu üzüntüyü atmak için bendeniz aşk makinesini deneyimlemeye kadar varan çeşitli yöntemlerle sıkıntılarını dağıtmaya çalışıyorlar. Çok dert değil. Yani tatilde değilim derken bir çeşit tatildeyim ama güneş, kum, deniz olmadığı için size tatilde değilmişim gibi geliyor. Öyle bir iş yapacaksın ki
İnsanlar para kaybettiği zaman da kazanacaksın, para kazandığı zaman da kazanacaksın. Döviz bürosu yani. Simsarlık. Bu akşam terapistimle randevum var. Normal bir insan değilim. Bu yüzden gitmiyorum. Sebebini öğrenmek istiyorum. Ben tam olarak hani iyileşmek falan niyetinde değilim. Şu anda hayat, şu ana kadar hayatımda elde ettiğim her şeyi ben olduğum için elde ettim. Bu yüzden iyiyim yani. Aslında ben de uzun zaman önce terapist olmak istedim ama şu anlatılanları kimseye anlatmamanız gereken kısmı sevmiyorum. Yani ben dedikoducu bir insanım ve hani insan doğası. Bir manyakla tanıştığınız zaman eve gidiyorsun, karına diyorsun ki Selin, bugün kimle tanıştım inanamayacaksın. Çok acayip bir hasta geldi. Bildiğin manyak. Temel içgüdü. Hemen birilerine anlatacaksın yani. Benimle ilk defa çıkan bir kız olduğunu düşünün ve adımı soruyor. Çünkü sağduyusu olan bir insan gerçek adamın Bahşe olmadığını düşünecektir. Ve ben adamın seks imparatorluğu büyükelçisi olduğunu söylüyorum mesela ama kız ne yapar? Doğal olarak ne bileyim, ben görmeden olabilir, görerek olabilir ama WhatsApp'tan falan bir kız arkadaşına yazar anda, Meltem bu herif gerçek bir manyak, büyükelçi diyor kendine, acayip konuşuyor, korkuyorum. Bazen ben de terapistimi korkutuyorum. İyi bir oyuncuyum. Cinayete meyilli biriymişim gibi gösteriyorum. Mesela dün gece rüyamda yine 5 kadının boğazını kesip kendi imkanlarımla bağırsaklarını değiştirdim. Birinkini ona, öbürsünkini diğerkisine. Öbürküne, öbürküsüne. Hepsi de size benziyordu kadınların. Bendeki sorun ne sizce? Allah korusun. Peki. Ekim ayında babamın doğum günüydü. Ben de doğal olarak dün bir hediye alıp yanına gittim. Ne var, artık eskisi gibi iyi hatırlamıyor. Karşınızdaki insan kırılıp alınmadıktan sonra yaptığınız şeyin önemi yok ki. Neyse. Babama şey aldım. Akıllı telefon aldım arkadaşlar. Biliyorum çok riskli. Pahalısından aldım ama gözünüzde çok büyütmeyin. Adama 50 bin dolar borcum var. Otomobil alsam da olurdu yani. Anlatabiliyor muyum? Akıllı telefon almış olmam büyük bir cesaret örneğidir. Çünkü CD çalar aldığımda CD cihazın içine yerleştirmeyi 6 saatte öğretmiştim. Maalesef nesil geriye doğru gittikçe teknoloji uzaklaşıyor. Arkadaşlar, hediyeyi satın almak için parayı kazanma sürem 12 dakika, babamın evine gidiş sürem 23 dakika, doğum gününü kutlama seremonisi 14 saniye. Akıllı telefonu minimum seviyede kullanabileceği seviyeye getirmek bir hafta. Net. Bir dahaki sefere havyar götüreceğim. En azından ne yapması gerektiğini biliyorum. Bu arada şeyi kullanma, navigasyonu kullanmaya başladı. GPS'i kullanıyor. Navigasyondaki sesle kavga ediyor. İsim de koymuş. Ona bir tane diyor ki, Muteber Hanım. Siz ananızın karnındayken ben bu yollarda fink atıyordum. Sağdan sapmış. Sen sap sağdan. Bu arada annem de çok memnun. En azından çünkü artık arabada babamla bir yerlere giderlerken konuşacak birisi oluyor. Bizim gibi stüdyodaki cihazlar da yaşlanıyor, havayı koklayan adam. Ne oldu, bir şey mi oldu? Basıyorsun anlamıyor filan. Ya bir dur diyorum yayına, havayı koklayan adamla konuşacağız. Stop diye bir düğme var. Stop all diyor. Her şeyi durdur. Hiç devam ediyor. Hoppa Power FM. Hadi bakalım. Hop hop. Cümleyi ters kurdun ama. Sen de yaşlanıyorsun. Power FM. Efendime söyleyeyim. Patronun talimatı bu. Bu yüzden böyle başladım anonsa. Sanki böyle dünya yeniden dönmeye başlıyormuş gibi başlamayın diye talimat verdi. Ben de sanki önceki anonsun son cümlesinin sonuna ek yapar gibi devam etmeye çalışıyorum. Ama belli ki ben dünyayı her anonsumla tekrar döndürmeye başlatmayı daha iyi beceriyorum, lanet altına. Adım Bahşe, burası Power FM. Patronumuz melek gibi bir insandır ve inanın bana, bunu bana verdiği para için söylemiyorum gerçekten. Bilmiyorum, sanırım söylediklerime inanmıyorum. Bilmiyorum. Ama şöyle bir şey. Ne yaparsa yapsın, para her şey değil. Para versin veya vermesin işime karışmaz. Ben de onun bana duyduğu saygıyı çalışkanlıkla geri ödemeye çalışıyorum. Ama işte o gidip de benim çalışkanlığıma karşılık para bulmaya çalışıyor ya bir yerlerden her ay.
İşte bu yine ben bana gösterdiği saygı sevgiye karşı bir şey verememiş oluyorum. Bu yüzden sen de sevgi ver, sen de saygı ver o zaman Bayce. Ya o zaten default yani, hak eden bir insana zaten veriyor ama ben zaten bana yapılan iyiliklere hep karşılık vermek zorunda hissediyorum. Mesela gençken çok yalnız ve saptım. Sonra bir gün bir kız arkadaşım 3 gün evimde kaldı. Hala evlenmeye devam ediyorum. Kadınlara olan borcumu ödemeye çalışıyorum, biliyor musunuz? Hani sevgiyi, saygıyı. Geçen gün salon müziği dinliyorum. Siyahi bir adam söylüyor. Altta cool bir slow R&B altyapı. Adam şöyle... No. Türkçe'ye çevirdim. Evet. Hayır. İçimden şöyle bir karar versene. Evet mi, hayır mı? O anda adam maybe dese ben zaten taş olurdum, değil mi? Evet. Ben İngilizce öğretmenliği okudum bir miktar Boğaziçi Üniversitesi'nde, eğitim maceramın bir döneminde. Çünkü büyüyünce şey olmak istiyordum. Yaşam mücadelesi veren biri olmak istediğim için İngilizce öğretmenliği okuyordum ben. Ya canım yok, benim sınıfımdan mezun olanlar benden daha iyi yaşıyorlar. Hepsi zengin tiplerle evlendiler. Evet, gerçekten başardılar. Para mutluluk getirmez derler. Bilemiyorum yani. Para ev satın alır, güzel otomobiller, güzel yerlerde güzel yemekler, güzel tiplerle takılma imkanı verir. Evinizin kapısının dışındaki yerleri gezmenizi sağlar. Yelkenli alabilirsiniz parayla. Psikolojik sorunlarınız varsa veya dejenereyseniz çeşit çeşit pahalı, çirkin şeyler, böyle bir fabrika açıp 350 kişiye ekmek yedirip mutlu edebilirsiniz. Yani ben mutsuz olmaya razıyım parayla. Açık konuşacağım çünkü... Hani para mutsuz ediyorsa ben razıyım özel jetimle gitmeye her yere. Mesela bu zor görevi üstüme almaya hazırım toplum bana destek verdiği takdirde. Ki toplumun desteği çok önemli. Çünkü bak çok demeyeceğim, her akşamki milyon insan dinlemesin beni. 300 bin kişi dinliyor olsa her gün bana birer lira yollasalar ki bütçelerinde küçük bir delik bile açacağını zannetmiyorum. Günde 300 bin liram olur. Evet. Ayın her günü çalışırım. Vallahi çalışırım. Ayın sonunda 9 milyon TL'm olur. Evet. 6 ay sonra da işi bırakmayacağına söz veremem. Bir de şey derler ya, parayla aşkı satın alamazsın diye. Karısı çirkin olan kaç tane dolar milyoneri tanıyorsunuz? He? Ama Bayce, onlar kocalarına aşık değil ki. Hadi kapar mısın çeneni? Tabii ki aşıklar. Sürüneceklerini birine aşık olup 5 ay sonra şu anki zengin kocalarına duydukları nefreti duyacaklardı. Ne değişiyor ki Tanrı aşkına, söylesenize. Sapına kadar delikanlı bir erkek Bay J. Eşcinsel arkadaşlar için hayal kırıcı tabii. Ümitlerin doğaya karıştığı bir an bu. İki arkadaşım evleniyor. Bu arkadaşlarımın ikisi de gay. Bu gay evliliklere, birliktelere niye karşı insanlar anlamıyorum. Yani ben gay değilim. Değilim gay. Değilim. Birkaç talihsiz olay yüzünden yani şimdi... Gereğinden fazla konuştum. NASA açıkladı. Net bilgi. 6 sene sonra dünyaya asteroid çarpacak. 6 sene mi bekleyeceğiz ya? Of. Şimdi tam zamanıydı. Herkese iyi akşamlar. Burası Power FM. Benim adım Bayce. Bu en iyi en yeni müzik sloganını bu radyoda çalışmaya başlayalıdır beridir söylüyorum. Yani evet, cümlenin içindeki kelimeleri yerinden değiştiremez miyiz biraz? Ama yani konum bu değil. Yani bu kadar senede hiç kimse bu sloganımızı bize yedirmek için hiçbir şey yapamadı mı? Yani o kadar mı iyiyiz gerçekten? Yani hala yönetim kurulu toplantılarına girip şey mi konuşuyorlar? Patron hala en iyiler. Bu yıl ne yaptık? Vallahi bir şeyler denedik. Sesi aynı Bay J'ye benzeyen bir sunucu aldık. İşe yaramadı. Cenk Verdim'in kuzenlerini işe aldık, yaramadı. Yeni bir şey bulun, bu işi başaracağız, inanmak lazım. Mesele şu, yani rakiplerimizin moralini bozmak istemiyorum. Yani bozmak istemem yalan oldu ama bozmak isterim de değil. Rakipler umurumda değil diyelim, daha çok buna öyle söyleyebiliriz. Bakın,
Siz kendinizi geliştirmeye çalıştıkça biz de ufak ufak kendimizi geliştiriyoruz. Bu yüzden yaş farkımız hiç kapanmıyor, onu söylemeyeyim. Yani radyodan görsellik olmadan nasıl nanik yapılabileceğini bilmiyorum ama varsayın. Ya şöyle yapalım. Benim şu şaşkınlığı yaşıyorum son birkaç senedir. Sokakta benden para isteyen insan profili değişti. Siz de fark ediyor musunuz bilmiyorum ama eskiden 1 lira var mı, 1 lira var mı diye istiyordu. Şimdi neye harcayacaklarını söylüyorlar. Geçen gün bir tanesi geldi. Abi 1 lira verir misin, otobüse bineceğim. Ona dedim ki bak şuradaki adamı görüyor musun? O da kız arkadaşını otele götürecek. Benden para istiyor mu? Ha? İstiyor mu? Ne yapıyor? Direğin altında öpüşüyorlar. Sonra evli evine, köylü köyüne gidecek. Toz olsun. Otobüse bineceğim. Abi 1 lira aldı benden. Nereye gidecek ki? Eve mi? Evin burası zaten. İşe de gitmiyorsun belli. Bir tane daha geçen gün kahve içtim. Yanına sandviç aldım ama sonra dokunmadım sandviçe. Sokakta dilenen biri vardı. Ona ister misin diye verdim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Sandviç neli dedi. Vay 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 vay. İşsiz güçsüz bir gurme. Hadi bakalım. Manyak mısın? Al ye, sanki yediğin önünde, yemediğin yanında. Acıklı, acıklı tabii ki ya, acıklı. Hiç kimsenin ekonomik durumu eskisi gibi değil. Zor günler bunlar, zor günler ama da acıklı tabii. Keşke hiç sokakta yaşayan insan olmasaydı. Diğer yanda bir başlasak keşkelere sonu gelme. Keşke kibir olmasaydı, keşke onur gurur diye bir şey olmasaydı. Keşke savaşlar olmasaydı, keşke dolar milyoneri olsaydım. Araya bunu sıkıştırmayı seviyorum. Gülerim ben genelde ağlanacak halime. Hallerine, gülünmeyecek durumlar da var. Mesela biri merdivenlerden yuvarlandı. Gülmeyin. Düştükten sonra ayağa kalktı. O zaman gülün. Çak filan da yapabilirsiniz böyle. Çak bir beşlik. Bir binanın tepesinden biri düşse gülmeyin. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarsa kesinlikle gülmeyin. Cüneyt Arkın'ı sinirlendirmek istemezsiniz. Çok fena karatabiliyor bile. Bu arada her zaman düşündürmüştür beni. Eski Osmanlı'da karatenin bu kadar popüler olması konusunu düşünen oldu mu? Konuyu ilk ben mi açıyorum bilmiyorum. Siz de keyif almaz mısınız? İyi vakit geçiren insanlar gördüğünüz zaman. Mesela ben sırf bu yüzden ayıp filmleri çok seviyorum mesela. Sabah Cenk Berdem'e söyledim. Diyorlar ki abi onlar eğlenmiyor, oyuncu onlar. Şu birlikte olduğu adamı ilk defa görüyor bu kadın falan. The First Party. Bay J on Power FM. Oh yeah! İyi günler, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bay J benim adım. Bir saattir harika bir program sunuyorum. Dinleyen dinledi. Programın bu ikinci saati tıpkı karımdan diğer kızlara kalan kısmım gibi saf posa. Evet. Ama biliyorsunuz klasik her zaman klasiktir. Tadını çıkartmaya çalışıyorum. Ben klasik hikayeleri seviyorum. Niye yalan söylüyorum ki size? Ne zaman neyi sakladım ki sizden? Sevmiyorum klasik hikayeleri. Çok sıkılıyorum. Büyük babam rahmetli anlatırdı. Kitap okuyormuşum gibi hissederdim. Gel bakalım evlat, sana biraz eski günleri anlatayım derdi. Anneanneni bir kafede görmüştüm. Dünyanın en güzel kadınıydı. Ben ona bir kahve almıştım. Götürürken düşmüştüm. Herkes çok gülmüştü. Ama aşkımız başladı. Evlendik. Ben savaşa gittim. Her gün mektup yazıyorduk birbirimize. Her gün sıkılmadan aşkımızı tekrar ilan ediyorduk. Savaşta yaralandım. Dönünce bir arsa aldık. Kendi ellerimle rüya gibi bir ev inşa ettim. Ben günde 14 saat çalışırken anneannem de evde 17 çocuğumuza bakıyordu. Tam 40 kere evlilik yeminimizi tekrar ettik. Aşkımız hiç ölmedi. Ve bugüne kadar mutluluk içinde yaşadık. Benim torunlarıma anlatacak öyle bir hikayem olmadığı gibi benim neslimden kimse de kolay kolay böyle bir hikaye anlatamayacak. Büyük ihtimalle şöyle bir şey anlatacağım. 22 yaşındaydım. Ecstasy adlı kulüpte kızlara bedava gecesiydi ve ve orada anneannenizi gördüm ve kendime "Vaa!" dedim. "Vaa! Bu ne?" Bu vücuda şapka da çıkartırım, saçlarımızı da yollarım üstüne. "Abet bebeğim, benim olacaksın." diye düşündüm. "Benim olacaksın ve bu gece benim olacaksın." diye düşündüm. "Bizim evde takılalım mı?" diye sorduk. "Geldiler mi büyük baba?" "Hadi seni gidi zibidi, büyük baban dönemin en reddedilmezlerinden biriydi. Tabii ki geldiler. Kötü olan bir daha gitmediler. İşte bizim de hikayemiz bu."
Yaz döneminde bir mekana gittiğiniz zaman renk renk insanla karşılaşıyorsunuz. Çünkü herkes adam gibi bronzlaşmayı bilmiyor. Evet, onun öyle bir durum var. Bazen böyle trafik dubaları vardır ya. Soluk kırmızı turuncu arası o renk bir kız gördüm geçen gün. Düşünün, bar karanlığında gördüm. Evet. Kız bana dedi ki sesini duyunca, Bay J'yi hatırladım radyodan diyor. Ben kıza dedim ki seni görünce canım kızarmış, tavuk istedi. Neyse, konuştuk. İnsanları rengine göre yargılamam. Ben ırkçı değilim. Doğuştan olsun, yanlış güneş kremi uygulaması yüzünden olsun. Kızla kaynaştık. Ben kendimi kocama saklıyorum dedi. Vay be dedim. Burada gece 2'de barda saklıyorsun kendini. Saklayacak daha iyi bir yer bulamadın mı? Ev gibi filan. Hani hoşlanıp yanlışlıkla bir şeyler yaşama ihtiyacı duyacağın, herkesin sarhoş olmadığı bir mekan filan diyorum. Neyse ya, yok, benim bu düşünceye saygım var. Kesinlikle saygı duyuyorum. Yani evet, ama yatak ilişkisi için engel olarak evlilik kurumunu kullanmak ne kadar doğru onu bilmiyorum. Ha dersin ki 20 yaşındaki sevgiline kanserin ilacı bulunana kadar kimseyle birlikte olmayacağım. Ha onu anlarım, çünkü yapıcı bir yanı var ve en fazla 2 hafta sonra 20 yaşında bir genç elinde kanser ilacının formülüyle bağıra çağıra bir laboratuvardan dışarı fırlayacaktır. Onu söyleyeyim ben. Evet. Psikolog arkadaşımla konuşuyoruz. Kendi psikologum değil ama başka bir psikolog. Sırf kendi intihar ederse aileme kim bakacak? Sefil olacaklar, giderken onları da götüreyim düşüncesiymiş. Delice! Arkadaşlar, bunları görüyorum ve deliriyorum her gün. Bay J karısından çok çekiyor. Evet evet, Bay J'yi öldüreyim, kurtulsun çocuk. Hey salak! Bak git, başkasına git! Manyak! Muhakemesiz manyak. O kadar ağır konuştuğuma bakma. Aslında hissettiğimden biraz daha ağır konuşuyorum. Yani öyle... Evet, evet, evet. Mesela şimdi daha sakin düşünebiliyorum. O gün kim bilir neyim vardı, kim bilir nasıl bir badireden çıkmıştım. Umarım her şey yolundadır. Hepiniz için seslerinizi duyar gibi oluyorum. Evet Bayce, harika bir program sunuyorsun. Her şey yolunda olmasa bile en azından güzel bir akşam komedisi dinleyebiliyoruz radyoda. Çok mersi, çok sağ ol. Ağzınızdan bal damlıyor dinleyicilerim. Burası Power FM. Nasılsın Bay J diye soracak olursanız iyiyim demek isterim. Mutlu musun diye soracak olursanız, yani anlık bir yaşantı olduğunu kabul edersek mutluluğun, yani devamlı bir şey değil. Yani patronunuz size bağırırken sevgilinize olan aşkınızın verdiği mutluluğu geçici olarak yaşayamazsınız. Anladın mı? Bu yüzden sürekliliği yok yani mutluluğum ve düşünüyorum da, yani ne kadar sık uğramalı mutluluk gün içinde veya ay içinde veya bir sene içinde insana ki ben mutluluyum diyebilsin kişi. Evet. Ben motosiklet kullanıcısıyım arkadaşlar. Eski püskü bir otomobilim var. Çok gerekirse, bir şey taşımam gerekiyorsa, büyükçe bir şey taşımam gerekiyorsa eski püskü otomobilimi kullanıyorum. Motosikletçilere, motosiklet sürücülerine iyi davranmanızı rica ediyorum trafikte. Çünkü davranmıyorsunuz, görüyorum. Kenardan uzaktan seyrediyorum. Biraz sıkıştırıyorsunuz, biraz adam yerine koymuyorsunuz. Mesela arkadan bir tane motosikletli geliyorsa şerit değiştirilebilir. Araç geliyorsa değiştirilemez. Niye? Niye? Özür diliyorum. Bazen kontrol edemiyorum kendimi. Ay, bir gün çok daha fazla insan motosiklet kullanacak ama dur bakalım. Bu arada korna çalan insanlara kızmayın. Bu onların son seçeneği. Bundan emin olabilirsiniz. Kornaya çaresizlikten basıyorlar ve daha ileri gitmeyecekler. Yani kornaya zart diye bastıkları için sonraki adımları çıkıp size vurmak olmayacak. Arkanızdaki araç gereksiz yere uzun atıyorsa veya kornaya basıyorsa büyük ihtimalle arabasından, eşinden, hayatından bezmiş, nefret filan ediyordur. Param yok, karımı sevmiyorum, metresim terk etti. Alın ulan zaten! Herkes bana baksın zaten! Bana bakın, lanet olsun, ben de dünyanızda yaşıyorum. Ne zaman ilginizi çekmeyi başarabileceğim ha? Pislikler! Ben uzun bir süredir Power FM'de çalışıyorum. Bu sadece başarılı olduğumu değil, artık göreceli olarak varlıklı bir insan olduğumu da gösterir. Özellikle bu zamanda radyoculuk yapan bir insansanız demek ki bayağı ahiretliğinizi yapmışsınız anlamına gelir arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Ancak para benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Belki de önem vermediğin zaman daha kolay elde ediyorsunuz.
Ama dikkat edin, para akıllıdır. Eğer yalancıktan önem vermiyormuş gibi yaparsanız, hani istemem paramı da deyip içinizden çuvalla istiyorum de, para anlar bunu. Evet. Gelmez sonra. Ben önem vermiyorum çünkü ben fakirlik gördüm. Ben küçükken fakirdik. Tekrar fakir olursam alışık olmadığım bir mahalleye taşınmış olmayacağım. Ben küçükken o kadar fakirdik ki. Evet, bunu sevdiğinizi biliyorum. Evet, sana empati yüzünden büyük ihtimalle, evet. Fakirlik nedir? Aç kalmak, evsiz kalmak, parasızlık, yardımsızlık. Evet, bunlardır. Başka bir şey söyleyeceğim sandınız ama bunlardır. Aşk açlığı unutturur. Evet, doğrudur ama birliktelikten sonra iki taraf da acıkacaktır. Belki aşkın ilk evresi olan 12 saatte değil ama daha sonra karınlar acıkacaktır. Bu yüzden aşkı da bir, hani, fakirliğe karşı bir silah olarak düşünmeyelim. No one else is, but you are. Neresinde biteceğini kestiremiyorsunuz. Bir arkadaşım bir süre önce ayrıldı eşinden. Mesela gerçek aşkı arıyor. 45 yaşında. Bira göbeği var. Kafa kel falan. Üzülüyorum bazen. Çok da iyi bir kadın çünkü. Çocuğum acaba karımdan diye DNA testi yaptıran çok insan olmuştur bugüne kadar. Benim gibi anne babasını gizlice kanını alıp teste götüren. You're listening to Bay J on Power FM. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Burası Power FM. Bay J ben. Ekibimle burada Power FM'de nefis bir pazartesi akşamını bize veren Power FM'e çok teşekkür ediyoruz. Başkası olsa vermezdi, açık konuşayım. Ve tabii programın sonu gibimsin. Ve bunun bir parçası olmayı seçen siz sevgili dinleyicilerime şimdiden teşekkür ediyorum. Bakın, ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Yani zaten kalbimiz bir atıyor, bir duruyor. Yaşıyor muyuz, ölü müyüz belli değil. Anlatabiliyor muyum? Öp tıp durdu. Yaşıyorum, ölüyorum. Dıp tıp yaşıyorum, öldüm. Yaşıyorum böyle gibi. Kalbimiz motor gibi çalışsaydı, ha tamam yaşıyorum diyebilirdik. Böyle bir ses çıkartıyor falan o zaman. Hayır, dup dup duruyor. Bir daha dup dup duruyor. Acaba ilk ben mi öleceğim, patronum mu ölecek? Umarım ilk ben ölürüm. Yoksa işsiz kalırım çünkü patronumun çocukları falan, ailesi, hiç kimse benim gibi bir manyağı çalıştırmaz. Onu net söyleyeyim. Ay, zaten gecesi gündüzü belli olmayan ben, sağlıksız beslenen ben, spor yapmayıp hangi hayvana ait olduğunu bile sorgulamadan yağlı et parçaları yiyen ben. Bir de patronuma bakıyorum. 40 senedir spor yapan, düzgün beslenen filan o. Diğer yanda ben ondan 10 yaş filan küçüğüm herhalde, değil mi? 10, 15, belki 15, bilmiyorum tam. Aslında daha sonra gitmem lazım. Bu arada çaktım ama yaş farkımız daha çok ama dinliyor olabilir. Yılbaşında zam almak istiyorum. Bu yüzden 10 yaş. Evet, 10 yaş bizim farkımız. Bahşe. Efendim. Sen tımarhaneden mi kaçtın? Ne münasebet, taburcu oldum. Kaçmak delikanlılıkta yok. Mahalle çocuğuyum ben. Taburcu oldum, insan gibi çıktım. Zannedersem yani bütün bu yaptığım manyaklıklar falan, bu garip beni ve sizi yoran düşünceler falan, sanırım benim bir kız arkadaşa ihtiyacım var. Evet. Yani açıkçası lütfen ne olursun evlisin diye hatırlatmanıza gerek yok. Unutmuyorum zaten ben onu. Yani kız arkadaşım çok, anturajım geniş, arkadaşlık da edebilecek bir kız arkadaşa ihtiyacım var. Ama bir yandan da neden bu kadar süredir edinmediğimi de düşünüyorum. Yani sevgili dediğiniz kadını mutlu etmeniz gerekiyor, tatmin etmeniz gerekiyor. Yani sevgili dediğiniz şey bir nevi müşteri. Evet. Erkek de kadının memnun etmesi gereken bir müşteri. İkisi de birbirine müşteri. Ve zaten bu yüzden kavgaların hiç sonu gelmiyor. Kimse kazanamıyor çünkü müşteri her zaman haklıdır. Bu sebepten. Ve aslında memnun ve mutlu etmesi o kadar kolay biriyimdir ki. Çünkü kendi kendimi kandırmayı, kişisel telkini çok iyi biliyorum. Yani misal atıyorum. Kız arkadaşım o gün çok çirkin, bakımsız. Adet dönemi öncesi şişmiş, etmiş. Saçım biri bir tarafta, diğeri bir tarafta. Kendi kendime derim ki ya, ben ne kadar güzel bir maymunla beraberim. Ha? Bu kadar güzel, insansı özellikler taşıyan bir maymun olamaz ya. Seviyorum ben bunu. Kötü bir otomobil kullandığım zaman inanılmaz derecede gelişmiş, üstün özellikleri olan bir fayton olduğunu düşünürüm mesela. Ne bileyim, çok küçük bir dairede yaşadığım zaman inanılmaz derecede lüks mutfağı, banyosu olan bir tabutta yaşıyorum. Ne kadar şanslıyım. Dracula yanılıyor olamaz.